altın ışığın gözü açık can, sevgiye tohumlayan insan kendini kodlamış ve yolu bulmuşsa mutlaka Allah'ın teknik kalemi olmuştur. Diyebilir misin ki ben cennetteyim, cennet kelam, ben o kelam demek hakka varmaktı. Şikayet etmiyoruz ama çoğunu susar da dinler. Yaşam insan sırrıdır ki susan kaha olamaz, has olamaz, yaradan olma imkanı asla bulunmaz. Kibri aşıp yolu bulmak için hakikiyete varmak gerekir. Kervan Allah'ın ilmi ol deyin olsun ama ilmi kaha olmadan yaşam olamaz. Sevgililer, burada ses öz görevdir. Hepinizin öz görevi sestir. Ben durmadan sesleşirim ve derim ki susmam mı gerek? Aha susayım. Sustuğum an sistem devreye girer ve ses sürer. Yine susayım derim. Yine sistem dürümlere çekilir ve der ki kelam et. Ve derim ki susayım artık. Yok der. Kodla yolculuğu, tohumla, kalemi kayıtla, yaşamı kalemle, dürümle. Niye bu kadar çok sesleşeyim ki derim, dince der, dilce der ve der ki dürümce ama ence, bizce der. Canlılar, ran kahadır, aşktır ama ranı hak edip açmak gerek. Nereden çıktı ran diyeceksiniz. Çokları bilirler. Omega denilen bir cemaat kelamı var. Omega. Herkes oradan varır yaşama. Omega eli ayağıdır zamanın. Ama geçmek için biliş gerekir. Bilişi kelam ederek dillemek gerekir. Yoksa bilmek yetmez. Tanrılık kapısıdır omega. Açın geçin. Ve dince değil, insanca geçin. Hep dinden söz ederler. Din sizin yüreğinizdir. Ama dirilikte artık o yüceliğin ötesi vardır. İnsan soyu vardır. Ve yol vardır. Ve o yol bütünün gücüdür. Umut olur ki o güç hepinizin yüreğini dürümler. Vakit geldi canlar. Yeni zamana görevliyiz hepimizde. Yeni zaman yaşamın ilmini hak edenlerin kontrol olarak kodlayıp kayıtladıkları dürümlerdeki yaşamdır. Hepimiz o zamana göz olmaya çabalayacağız. Nereye insanlık kalemi indiyse orada yaşam oluştu. Ama imparatorluğun gücü de oraya indi de oluştu. Yoksa insanın kendini hak edip oldurması değildir gerçekleşen. Yer kürenin görevi insana hizmet de değildir. Yaşamı tohumlamaktır. Işıkla tohumlamaktır. Dünya güçlü bir planet, insanlık ise güçsüzdür diye düşünmeyin. Dünya ölü bir planet, insansa öz köklerini güçsüz bırakan bir sistemdir. Ve biz dünyayı hologram olan o yoğunluktan ışığa kayıtlamaya çabalayanlarız. Sevgi, saygı hepimizin ölüleri diriltmek için birinci kaydımızdır. Ama yetmez. Yaşamı hak ettirmek için dürümlere inmeniz gerekir. Dilleşmeniz gerekir. Sistemin gücünü kutlamanız için ses gerekir. Ses yoksa yol yoktur. Mutlaka ses ama o ses kalemin sesi olsun. Bir de şunu insanlığa anlatmak gerekir. Birlik kelamında herkes kendine hakikiyetin diriliğinden çıkmış sayar. Hepiniz hakikisiniz. Hepiniz yarın daha güçlü olacağız diye çalışıyorsunuz. Ama yaşama hak kelamla inmedikçe yarında olamazsınız. İşte sorun budur. Çokları cennet ister. Yedinci dünya cevahir ilminde cennet olarak kabul edilir. Nedir yedinci dünya?
seyrettiğiniz en güçlü sayfadır. Yedinin ötesinde artık sistemin yüceliği yoktur ve seyretme imkanınız da yoktur o sayfayı. Siyahın siyahlığının en koyusudur orası. Hani demiştim ya tünami, o rengin gök sessizliklerindeki yoğunluğu ve oraya vardığınızda artık bir tek kaynaksınız ve orayı kotlamadan, tohumları koklamadan bütünün gücünü hak etmezsiniz. Cennet insanın kelamında mevcut olan yaşamıdır. Eğer ben cenneti hak ettim diyecekseniz, diyebilirsiniz, iyi bilin ki çalı çırpı olmadığınızdan dolayıdır. Hırs mı? Yok. Kısırlık mı? Yok. Huzurla çalıştığınız sürece herkesin gücünü hak edebilirsiniz. Bir diğer konu ben demek. Ben bunu size anlatmak istiyorum. Ben, bir tek ben. Başka ben yok. Bir tek ben. Ki o ben mahir kelam. Herkes olan ben. Bunun sonrası, öncesi yok. Sadece ben. Ama hikayedir her şey. Her şey hikaye. Sadece teklik var. Her şey çokluğu ifade eder. Ama bende teklik var. Ve her şeyin ki sesle bile bunu dinlemek kontrol dışılıktır. Ama anlatabilmek için dinlemek zorunda hissediyorum. Birlik kelamı olan ben her şeyi kapsar. Tekliktir o. Ve Bisui'nin tekliğidir o. Yani barış, sistemli kültlerin gücünün dürümlerindeki birlik. Sevgi, hakikiyetin dürümlerindeki sevgi. Umman, mutlak umman, mutluluk, huzur ve insan. Ama hakim insan. İşte bir olmak budur. Ve o bir her an olan birdir. Bu dürümde olduğunuz zaman yer ve göksünüz. Ama tekliğin gücü olarak. İşte o an altın ışık sizin yolunuz ve yoğunluğunuz. Ve siz her şeyi kapsayan temizlik ve tüm insanlığı teknik toplumları tohumlayan o tek tertip. İşte yaşamın tek amacı budur. Bir tek sen değil, her şey. Her şey olan birlik. Mutlaka iyi bilin ki bu mektep bunu başarır. İşte bu.